Alev alev nasıl gidiyor? Reytingleri nasıl abi? Abi iyi gidiyor. Sonuçta dediğiniz çok doğru bir şey. Dizi çöplüğü haline geldi dediğiniz Türkiye. Dediğiniz derken... Böyle sizli bizli mi olduk? Öyle izliyor musun falan diye sorunca saf şey uzak ara koydum. Ya dediğimde ya bana abi de. Tamam. Teşekkür ederim. Dediğin çok doğru abi. Dizi çöplü ikisi bir arada. İkisini aynı cümle içinde kullanmak daha da tabii evet. Dizi çöplü haline geldi. Yani kanallar maalesef. Hani sistem bunu gerektiriyor. Evet. Birçok dizide maalesef yenik düşüyor reyting denen sisteme. Ben mesela bu dördüncü işim benim. Ben bütün işlerimde birinciliği görmüş bir insan olarak yani hani birinci o reyting sıralamasında birinciliği gördüm. Alev Alev'de daha henüz göremedik. Hep ilk beşin içerisine gördük. Arka Sokaklar. Arka Sokaklar'da yıllarca biliyorsunuz. Arka Sokaklar. Arka Sokaklar hala bizden önce yapandı ki çok güzel reyting kalıyor yani, Arka Sokaklar'da. Bunu yaşayan bir insan olarak reyting sistemin çok saçma olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Siz de yani çok iyi biliyorsunuzdur bunu. Hani saçma sapan bir sistem içerisinde geçiyor bazı şeyler ama maalesef işte bir sürü insan ekmek yiyor. 300 kişi ekmek yiyor bir dizi setinden ama pat diye kaldırılıyor. Rating sistemine saçma sapan mı diyorsun? Ben öyle diyorum abi. Ben demiyorum. Rating sistemine inanıyorum ve güveniyorum. Ve bu sözlerin de arkasında durmuyorum. Evet. Yalnız bırakıyor adamı 5 dakika içinde. Eyvallah. Artık Twitter sistemi başladı değil mi? Ne sistem başladı? Twitter sistemi başladı. Evet. Abi şöyle bir şey var. Twitter'da mesela milyonlarca insan... üye değil mi bu mesela sosyal paylaşım sitesine? Doğru. Bakıyorsunuz bir dizinin milyonlarca hayranı var seyrediyor ama reyting sisteminde çok düşük kaldığı için kaldırılıyor. Sosyal medyanın takip ettiği dizilerde biraz başka oluyor. Yani mesela Leyla ile Mecnun işler güçler evet. Daha çok mesela Ressatçı benim bildiğim daha çok sosyal medyada takip ediliyor. Evet. Rating sisteminde daha farklı bir sistem İşte bunun uygulanıyor. Nedenlerini aslında araştırıp ortaya koymak lazım. Ratingler bizim... düşünce peki Hande yapıyor musunuz? Bir şeyler konuşuluyor mu? Ratingler aşağıya iniyor. Bunları yukarı çıkartmak için bir şeyler yapmak lazım diye. O konuyla biz pek ilgilenmiyoruz. Ama yapılıyordur herhalde. Senaryodan anlıyor musunuz? Ratingler evet, yükselecek yani diye. Yani tabii ki eminim ki müdahale oluyor. Biraz daha bizi zorlayacak sahneler, daha fazla çalıştığımız, daha aksiyonlu sahneler geliyorsa reyting düşmüş demektir. Düşmüş demek. Yani reytingi yükseltmek için action lazım. Bağırma çağırma biraz böyle değil mi? Biraz öyle. Mesela hastane sahneleri çok önemlidir reytingi yükseltmek için. Yani birisi hastaneye düşüyorsa bilin ki o hafta o reyting patlar. Gerçekten de hastane sahnesi çok acayiptir. Size daha önce sorulmuş, ben o konuya öyle girmeyeceğim ama... sevişme sahneleri, öpüşme sahneleri reytingi arttırıyor mu? Arttırıyor mu? Ümit abi sana sormadım. Niye öyle sorduysam evet. bir anda Ümit abiyle göz göze gelince ben aslında oraya soruyordum. Arttırıyor mu? Baktım arttırıyor mu? Diyeyim de buraya... Benim filmlerde yok. Biliyorsun. Senin filmlerde yoktu. Senin filmlerde sen ceketini bile çıkartmadın abi. Ne? Allah'ını sever sen. Onun için hep ceketin içinde kaldık. Ceketin içinde kaldı. Hep kalpte kaldı yani. Var herhalde. Biraz da o işler var. Bence yok. Katılmıyorsun. Yani arttırma veya azalma gibi bir şey yok. O hikaye neyi gerektiriyorsa o hani yazılıp çekiliyor. Aşk dizisi sonuçta. Bu da sevişmede aşkın içinde olan bir şey. Onun için evet, biz sizin, abartı dozu aşılmadan yapılması normal. Biz sizin diziyi olarak. İzlerken sevgili Hande gerçekten çok güzel bir kız. Sahiden çok güzel bir kız. Teşekkür ederim. Ve Hande'nin oyunculuğuna dikkat ettik biz biraz. Gözleriyle, senin gözlerin değil benim gözler gibi büyük. Evet. Bak benim gözler de büyük. Senin gözler de fena değil. Bunlar seninle. Fena değil yani. İnsan senin de gözler fena değilmiş yani. Bizim gözler büyük. Bak Okay'ın gözler içeride yok yok denecek kadar. Benim gözler büyüktür gerçekten de. Ben arka tarafı görebiliyorum yani şu anda hani öyle bir büyük diye. Sevgili Hande'nin baktık gözler gerçekten bazı sahnelerde izlerken seni böyle action o neden öyle oldu dediğinde bir döndüğün zaman gözler senin iyice bir açılıyor. Bir felaket bir şey oluyor yani açılıyor. Ve sevgili teknikteki montajdaki arkadaşlarımız Hande'nin gözleri üzerine ufak bir VTR yapmışlar. Bu güzel gözlü kadını izleyelim hep beraber. Ve yeğenim İmran. Merhaba. Merhaba. Sen ne arıyorsun burada? Ne arıyor olabilirim İmran? Bu Murat'a düşkünlüğün gözlerimi yaşartıyor. Gözümüz aydın. Ruh hastası. Ben geldim. Neredesin? Tamam.
Tanıştığınız ilk günden beri nedenini anlamakta zorlandığım bir tutum içerisindesin Deniz'e karşı. Ama bugün ölçünü fazlasıyla aştın. Adayı bir bilsen neler olduğunu. Hiçbir şey bilmek istemiyorum İmran. Anladın mı? Hiçbir şey. Bir daha beni bu tarz konuşmaya mecbur etme. Anlaşıldı mı? Valla eğleneceğiz ya. Aklarına sığınarak yapıyoruz yani bunları. Aklarından evet. Soğudum abi. Dizi ekibine de buradan selamlar meramlar gönderelim. Evet, herkes öpüyoruz. Rojda'yı ilk herhalde. Yere yönetmenimizi herkes öpüyoruz buradan. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.